Aşkım günaydın. Gidiyoruz. Evet, gidiyoruz. Yedi içime gir istiyorsan. Yemek mi yedin? Evet. Odun almaya geldik. Bu odunlar 6 senelik odun. Yani çok kaliteli. Çok kolay tutuşuyorlar. Aynen. Ekmekin altını biraz fırında yaktık ama tosmak. Teyzem sağ ol. Ben ekmeği verecektim size. Bundan da kahvaltı yap. Bak yeşil yumurta. Ha yeşil yumurta ne oluyor? Bu tavuklar yeşil yumurtlaya. Ha Amerikano tavuğu. Evet. Cinsi yeşil yumurtlayan tavuklardan. Yumurtalardan Özgür Bey daha önce gördün mü? Boyadınız mı bunları? Yok hayır bunlar orijinal bak. Bunlar orijinal Amerikano. Allah Allah. Yeşil yumurta. Yani bunların kalorisi daha yüksek. Özür bunu yiyince at gibi koşturuyorsun. Yani, ha koşturma. Ekmek sözümüz var. Denk gelemedik. Evet yapıyoruz. Ekmekte. Normalde fırında yapıp taze çıkarıyorduk ama bu da taze sayılır. Bugüne denk geldi. Sözüm vardı. Onu da gerçekleştirdik. Ahmet çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Ne demek. Rica ederim. Siz sağ olun. Bu sefer yolun başında zincir takıyoruz. İstiyorsan sırt çantası gibi tak. Diyorsun. Yardım edeyim mi? Dur. Deneyeceğim bakayım. Bu niye böyle bu kadar büyük oldu? Biz birkaç özellik istediğimiz için. Anam. Bu 40'tan da fazla he. Ne gülüyorsun ben? Gülmekten çekemedim ya. Çok komik görüyorsun. Birkaç bir şey istedik, özellik istedik. İstediklerimiz birleşince çadır biraz büyük geldi. Ya yani normalde bu kadar büyük çadır satılmıyor. Bu biraz bize özel oldu. Aa açık ailesi odası yapmışlar. Hop. Çok büyük. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Kumaş sağlam bayağı. Çok sağlam kumaşı. Özgür bak ağaçlardan buraya çok şey geliyor. Biraz öne mi alsak? Aşkım. Bir bunun tutacakları vardı. Oradan tutup çekebiliyor muyum? Tut ucundan çek işte kenarından tutsana. Kolay gelsin. Şöyle kalsın. Sıradan istedim ki. Konuşuyorsun ama mikrofonu yok. Mikrofonun kazağının üstünde kaldı. Neyse ben çadırın içine yerleştiriyorum. Verin mi daha kelim? He? Kelim istiyor musun da? Hayır. Yeter mi o? Dur bakalım bir yetecek mi göreceğiz şimdi. Bu şey perdesi çıkıyor değil mi? Ha cırtlı. Çıkıyor. Bence çok güzel çadır.
yani. Sıcak. Ev gibi aynı bildiğin ev. Herhalde bugün karlar erimiş olur diye düşünüyorum. Bunun tentesi bayağı geniş. Evet. Şimdi şurayı keseceğim. Oraya bir dokunuş yapmak istiyorum kendimce. Keseceğim ben keseyim mi? Ben keseyim mi? Bu ne kadar sağlammış kesen. Hayır, bu farklı bir şey. Dur bir dakika. Şöyle ortadan. Ya bir. Sen bana versene. Şu beyazı buradan çıkartıp sadece şeffafını pencere gibi kullanmak istiyorum. Onu birazdan size göstereceğim. Cam gibi oldu. Çok güzel oldu. Ufak dokunuşlarımızı yaptık. Şimdi artık yerleştik, kahvaltıyı yapalım ya. Çok acıktım. Hava çok sıcak aslında normalde de kahvaltı için bir sobayı yakacağız. Şunu şöyle duyuyor musun bilmiyorum. Oldukça dayanıklı. Benim çok şişme çadır ön yargım vardı. Şu an bununla onu aşmış olabilirim. Sevdin mi yeni çadırını? Yeni çadır güzel. Sen sevdin mi yeni çadırını? Çok sevdim. Çok sevdim de şey isterdim ya, böyle hani yağmur yağsın, fırtına çıksın, o zamanki performansını görelim çok isterdim. Ahmet'in bize verdiği Amerikan tavuklarını yapacağız şimdi iki tanesini. Yumurtasını. Ay, Amerikan tavuklarından çıkan yumurtayı. Yeşil yumurta ve Amerikan tavuğu yumurtasıymış. Bakacağız bakalım. İçi gene aynı. Burası o kadar kötü oldu ki şu anda. Şu an buraya böyle bir çözüm yapacağız bakalım. Ayakkabılık gibi. Yani, bayağı çamur oldu bayağı ya. Bayağı oldu ya. Eriyor, üstünde de yürüyoruz. Şu an çok kötü buralar, çok. O çok büyük değil mi? Daha işte. Vay vay vay. Özgür Bey. Şunlardan keselim işte. Olur biter. Bunu yerden mi buldun? Kuru ağaç ya, ölü. Şimdi uzun uzun kessem. Şöyle şöyle. Göster bakayım. Bak, kuru. Ağaç kuru yani. Ölü. Şöyle şöyle uzatacağım işte. Olmaz mı? Güzel olmuş. Eline sağlık. Sabah geldiğimizde buralar hep kardı. Şimdi karlar eridi. Sağlam. Kalite kontrol yapıyor. Ne? Kalite kontrol yapıyorsun diyorum. Ya niye sen beni her şeyi teşekkür ederim? Şuraya koyayım. Ne
Dili bilebilsen, anlayabilsen, belki benimdin. Sana sevdiğim diye... Niye gülüyorsun ya, Allah Allah? Yalan, 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 yalan. Vallahi yalan. İnan ki yalan. Hayırdır sana hatun yani? Ben burada kendi kendime takılıyorum. Oo, buza çekmiş. Buza çekti. Dona çekti yani. Bir haykırsam belki duyur. Saat 6 civarı. Gün çok güzel batıyor. Biraz yürüyelim dedik. Yalnızım, yalnızım. Haberim, şöyle yazım, gösterelim size. Sinema perdemizi ayarlayacağız. Bakalım. Oldu değil mi? Şu an eşit değil mi? Film izlerken uyuyakaldı. Ne? Film izlerken uyuyakaldım diyorum Özgür. Biraz dışarı çıktık. Dozunay var, evet. Her yer buz olmuş. Yerlere bakmak istemiyorum ya. Oy, içeri sıcacık. Çıkartamıyorum da. Aşkım, bir çadırı yakacaksın ya. Ya çadırı yakmam da. Şu ilerideki şeyde demire takıldı ya. Orası mı takıldı? İçten de takıldı. Şeye takıldı yani. Adını sen söyle. Demire takıldı. Sıcak kaldıramadım. Belamı versin. İyi, içerisi duman oldu hep. Duman oldu biliyorum da. Alamadım şeyi. Hah, aldı. Özgür'ün attığı odun biraz büyüktü, ızgaraya takıldı. Of.
Tam buraya geleli 24 saat olmadı. Ama kar kalktı. Gölge yerlerde buz. Dağ evi gibi duruyor, orman kulübesi gibi. Evet. Renkler öyle. Ekstra bir ev yapmak için zaman harcamaya gerek yok hakikaten. İlk ben şey demiştim. Hı. Hani şişme çadır patlar matlar falan diye düşündüm ama. Yok, patlamaz. Bayağı sağlam çıktı. Sağlam mı? Böyle kolay kolay çalıyla, dikenle, bilmem neyle patlayacak malzemeyle. Of, yüzümü yıkayınca o kadar rahatladım ki anlatamam. Evet. Aa. Çiçek gördüm, onu gösterecektim, unuttum. Kardelen mi bu? Büyük bir ihtimalle. Hı, çok güzelmiş. Dur bir bunu gösterelim de belki kardelen değildir. Bilen varsa yazmak ister. Veya... Ne kadar net görünüyor bilmiyorum ama şöyle. Şöyle yaparsam. Ben kardelen dedim ama olmayabilir tabii, bilmiyorum. Hadi usta, daha pişmedi mi ya? Pişecek şimdi, pişecek. Ben masayı hazırladım. Kendine koy ya, ben şimdi. Çay içmeyecek misin? Çok kötü çamur oldu. Çadırın özelliklerinden bahsedelim mi? Şişme çadır patlar mı? Şişme çadır patlar mı? Yani şu malzeme, diken, dal, bilmem ne vesaire, o tür şeylerden patlamaz. Ha, nasıl patlar? Eline bıçağı alıp sokarsan patlar. Ama onun haricindeki diğer dış etkenlerden kesinlikle zarar görmez ve patlamaz. Çünkü şu malzeme denizlerdeki o zodyak botlarda kullanılan malzemenin aynısı. Ondan dolayı mukavemeti çok sağlam. Oynamıyor zaten yani. Hep merak etmiştim. Şu parakort bileklikler var ya. Onlardaki magnezyum çubuğuyla ateş yapmayı becerebilecek miyiz diye. Normalde hep pürümüze yakıyorduk. Hadi Özgür. Özgür. Aslan kampçı, göster kampçılığını. Zemin kuru. Talaş var. Evet, yandı. Yaktım vallahi ya. Nasıl var? Doğadasınız, hiçbir şeyiniz yok. Bir tek bu var. Bu her türlü işe yarar. Aşağı yukarı 10 metre mi 15 metreye kadar çözdüğünüzü uzayabiliyor. 15 diye görmüyorum. Ben 5 ile 7 metre arası. 5 ile 7 metre ama bu çift kat ya. Hı hı. O kadar çıkar yani bundan. Paraşüt tipi o. Biliyorsun paraşüt değil tipi, mi? Evet. Çok dayanıklı, sağlam. Şunu yakmam ama çok başarılı oldu. Güzel oldu. Yoksa ben yanında çakmak da getirmiştim. Allah Allah. O kadar güvenmiyorsun yani. Artı bunun düdüğü de varmış bunun. Evet ya, düdüğü de varmış. Ben onu var bilmiyordum. Vardı, ötüremedim. Şurada ağzı biraz hafif yamuk kalmış bunun. Onun için ötmüyor. İçinde bir parça kalmış. Bir daha dene bakayım. Ötmez. Bütün gücünle. Bak. Birazcık daha. Birazcık daha. Bütün nefesini. Lan bütün nefes işte, Allah Allah, çıkmıyor. Ucunda parça var diyorum sana. Hayır, bütün gücün bu kadar mı? Al sen üfle o zaman gücünle. Güçlü alakası yok. Ver bakayım, bu. Tut. Düdük mü ya? Ha, o oldu. Ha bak, sen ses bile çıkartamıyorsun. O kısım boşta kalacak, boşta. Neresi boşta kalacak?
Ha? Ne oldu? Ne oldu? Tekrar bir dene. Son bir kez. Bulduğun çözüm çok güzel. Son birkaç kamptır bayağıdır ateş yakmıyoruz. Özlemişim şu is kokusunu. Şöyle villada yaşayıp magnezyum çubuğuyla ateş yakacağız. Tamam. Çadırımıza gelen yorumlardan birkaçı değil, neredeyse hepsi 2+1, 3+1 kocaman çadır. Arkadaşlar, bu çadırın metrekaresi bizim bunu önceki kullandığımız kodyan metrekaresiyle aynı taban olarak. Ama bunun şuralara daha düz yukarı çıktığı için ve daha çok aydınlatması olduğu için içerisi daha ferah duruyor. Ormandan topladığımız odunlar hep yaş. O yüzden başlattığımız ateş çok yanmadı. Bize getirdiğimiz odunlardan koyduk için üstüne. Evet, oldu. Niye yanmıyor ya şeyler? Alt taraf ıslak ya. Zemin ıslak, evet. Şimdi yandı. Şimdi verimli yandı. İşte budur. Kahvemizi içip sonra toplanalım mı? Kahvemizi içeriz. Fok fok arabayı yerleştireceğiz. Aynen. Bir saat olur herhalde. Hayır canım, taşısın. Biraz sonra olur. Kısmetlisin. Ahmet'e nasip oldu kahve. Vallahi ya. Karaca, ilik derler bizim karaca yani. Karacanın yavrusu oluyor mesela. Karacalar yavruluyor. İlkbaharın ortasına doğru. Yavrularını görürlerse kesinlikle yani dokunmayacaksın. Onun yavrusunda mesela tenin değmeyecek yani. Yavrusunu terk ediyor. Allah. Öyle bir özelliği var. Onu bunu da çoğu kişi bilmiyor. Bir de ne var dedim burada? Vaşak var. Vaşak ondan var. Ondan fazla yok. Bir adet, iki adet ne görmüşler. Tabii yabani hayat var tabii. Allah. Yani gece siz yani hani kutluyorum ama bu cesaretinizden dolayı sizi. Yabani hayvan gece sabah şimdi erken saatlerde görürsün. Bir de akşama doğru görürsün. Yok. Çalışmaya giderken bir tane yavruya dekledim, ayı yavrusu yani potak. Potak bayağı bir... Potak mı deniyor burada? Potak deniyor ayı yavrusuna. Kuzu gibi bir şey, kuzu gibi aynı. Kuzuyu düşün yani. Sevimli ama oluyorlar. Sevimli, çok güzel. Babam da var yanımda. Gidiyoruz traktörle. Böyle yar var yukarıda. Yarın altında, yarın üstünde de yol yani yolun üstünde yar böyle. Burayı ağaçların kökü inmiş aşağıya, yarın üstünde. Hı. Kökler var böyle. Şey, sarmış orayı. Sarmış. Potak tırmanıyor yukarıya, çıkamıyor. Tırmanıyor, kayıyor geriye. Ama yukarıda da bir çatır çatır kopuyor. Orman yıkılıyor yani. Annesi o. Annesi de yakında. Tabii bizi görmüyoruz onu. Ormanın içinde. Ondan sonra babam dedi, tutalım dedi. Yok dedim. Sıkıntı dedim yani. Bir çatır gidiyor. Ondan sonra baktık. Çıkamıyor. Bu debeli ne debeli ne. Annesi de yok. Annesi çıkmış, kendisi çıkamıyor tabii. Ondan sonra biz ileriye gittik. Geriye geldim sonradan. Baktım, merak ettim. Yürek geldim. Bir baktım kaybolmuş hayvan. Annesi kurtarmış zaten. Kurtarmış onu. İyi ki ellemediniz ama elleseydiniz peşinize düşerdi. Zaten. Direkt saldırır. Çok, ayı çok tehlikeli. Yavrusunu çok acayip şekilde korur yani. Ben şey diye duymuşum. Ayılar normalde tehlikeli hayvan. Tehlikeli tabii ki de yani aslında utangaç hayvanlardır. En tehlikeli ayı tipi yanında yavrusuyla gezen ayıymış. Evet. Yani o yüzden. Bir de bir taktik var ayı konusunda. Yani bunu arkadaşlar da öyle bir tehlikeli durumda uygulayabilirler. Mesela ayılar ateşten çok korkar. Evet. Yani dumanını sevmezler, isi ateşten, sevmezler. Evet. Mesela ben şahit oldum bir gün, yine buradayım sizin yaptığınız yerde. Ormana gezmeye gelmiştim. Yani tam burada sizin bulunduğunuz zaman az ilerisinde
3 tane kurt gördüm. Domuz vardı, domuzun yavruları vardı. Domuzda yavrusunun bir tanesini tuttular. Domuzu parçaladılar, kurtlar çünkü şeymişti. Bayağı bir acıkmış hayvanlar yani. Acıkmışlardı. Açken de tehlikeli. Bunlara zaten da şahit oldum. Yazın burası mesela baharda, ilkbaharda tavşan, ne bileyim tilkidir, işte ceylandır, eliktir genelde oluyor. Ayı da çok oluyor. Ayı çok mesela oluyor. Evet, ayı da var. Ayı bizim bu taraftaki bölgede de var, burada da var. Artık toplanacağız. Şu anda çadırın altı full çamur. Üstüne yani içeriye girip bastıkça sanki hamurun üzerinde yürüyormuş gibi hissediyorum. Çadırı sürükleye sürükleye şuraya götüreceğiz. Orası kuru. Altı size gösteririm. Ama önce Özgür'ün sobayı alması gerekiyor. Onu halledelim. Çekiyorum Ahmet zaten. İyi ki geldin, yoksa ben çekmek zorunda kalacaktım. Ahmet sen şu kurttan tut abi. Tamam, sen de karşıya mı geçeceksin? Ben de öbür tarafa geçeceğim. Bunu aşağı doğru kaydıracağız bakalım. Hazır mısın? Hadi. Ulan niye gelmiyor? Kaldırıyor mu? Yok yok, çekeceğim. Hadi. Evet. Ay, altını size gösteriyorum. Çadırın altı. Evet. Ha, burası temiz, çadırın altı çok kötü olmuş. Evet. Evet. Çünkü meyil bu tarafa doğru ya. Yalnız orada daha güzel duruyor çadır şu anda. Sanıyordum, ben oraya çekmiştim işte. Ben bu çadırın altında şey var sanıyordum ya. Yok. Kendi uşanması var ya. Çektik. Şimdi burada kuru da toplayacağız. Aslında bir tık daha bile geriye çekilebilir. Çekildikçe de altı silinebilir. Evet. Bence yeter. Baksana şeyden, kardan geçerken. Ne durumda alt, ona bakalım. Orası çok kötüydü bak. Ama biz bunu bu şekilde bence yeterli. Sileceğiz bunu. Sile sile toplayacağız artık. Fırtınada kamp yapın. Hani bir görelim çadırın performansını dedi de. Yani bizde de fırtına yok. Bu şekilde de fırtına. Şu an kaç şiddetinde fırtına var? Saatte 100 km hızla esen fırtınada, fırtınaya dayanan şişme kamp çadırı. Tamam. Tamam. Normalde bu kadar sallanmaz bak. Buralar evet. Yergileri var burada. Evet. Ama dayanıklı. Şuralarda. Yergileri var buralar. Kazıkların uzunluğu bu kadar. Alakası yok. Çalışıyoruz yani. Ay, tekerle yaptığım için zor oldu. Aşırı fırtınadan sadece perdemiz açılmış. Şimdi tekrar. Şimdi tekrar takabiliriz. Şimdi şunu kapatalım. Ay. Şöyle alalım. Şunu anlatayım. Şunları kaldıralım. Şunları alalım, üzerindekileri. Şöyle. Bu kadar basit. Tek eksiği bir çantası olabilirmiş. Hazır mıyız? Yalnız keşke kapı açsaydın. Açık mı? Ha. Hava çıktığı kadar kendiliğinden çıktı. Bu içindeki havayı tamamen dışarı atacak. Ters bağladın değil mi? Buradan bağladım zaten. Thank you.
Çadırın tek kötü tarafı büyük olması ve toplanması. Onun dışında kullanışlı bir çadır. Evet, altını görüyorsunuz. Şimdi temizleyecek misin? Aynı. Temizleyeceğiz mecbur. Böyle katlanırsa ne olur? Çamur olur. Evet. Şimdi ben bunu ıslak mendille sileyim. Sıkıntılı kısmı bu. O da biz çamurun, yani kar eriyince altından çamur çıktığı için böyle oldu. Buraya kursaydık sanırım bunu yaşamayacaktık. Ama her ihtimale karşı buna bir zemin matı lazım diye düşünüyorum. Bizim evde bir tane zemin matımız vardı. Onu kullanırız herhalde. Ahmet, iyi ki geldin ya. Vallahi. Ya ben ne yapayım yani burada? Şimdi geldim, size yardım etmeye yok olamaz. Sağ ol vallahi. Yani... Çamurlu kısmı burası. Işte. Of of. Yoksa bu peşirdeyle falan çıkacak bir şey değil ya. Evet. Çıkmaz çünkü. Balçık olmuş ya. Dedim ya sana basınca böyle hamur gibiydi diye. Biraz bu tarafa gelsin. Orası bu tam kısım. Az bir şey bu tarafa gelsin. Daha iyi. Zemin mat lazım. Zemin çok önemli. Yoksa böyle bizim gibi uğraşırsınız. Bu sadece bu çadır nezdinde konuşmuyorum. Tüm çadırlarınıza zemin matı kullanmalısınız. Bunu yaşamamak için. Biz Kodyat'ta da aynısını yaşamıştık. Ama Kodyat'ın zemin matı olduğu için aynı işlemi zemin matını temizlemeye kullanmıştık. Çadırın kendi kumaşı hiç çamur tutmuyor. Yani çok rahat silinebiliyor. O konuda sıkıntı yok. Ve bitti. Çakın. Bu çadır alana yani. Bir tane de Ahmet lazım. Yani bir kolay bir şey değil. Gerçekten değil tabi tabi değil. Ama bu çadırı yok, toplamak zor. Ama şu anda Özgür Bey, tut bakayım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ben gördüm yorum yapan arkadaşlar. 2 artı 1, 3 artı 1'e benziyor diyenleri gördüm. İşte 2 artı 1, 3 artı 1. Bu kadar. Aynı, evet. Bu kadar. Böyle bir şey yani. Ama ağır yani. Ya çadır güzel. Şu olay sıkıntılı biraz. Büyük oluşu ama çadır güzel yine ama de. Ama dürmesi de önemli. Evet. Otur, güzel dürerken, güzel dürersen bunu termal dürerken zorlanmazsın yani sanıyorum. İşte biraz buna, da acele iş yaptık. Böyle gergi değil de böyle bir gergi lazım. Ama bu çadırı tavsiye cırt cırt. Bence elim. Tabii. Gerçekten güzel yani. Güzel çadır, evet. Yani çadırı yani güzel yapmışlar. Büyük bir şey olarak. Evet, kaç kilo gelir? 46 kilo falan aynen var. 46-50 kilo arası. Ama güzel. Güzel, evet. Muhteşem yani. Şey olarak mükemmel dokusu. Canım. Yok yok, çok iyi. Kumaş dokusu falan çok güzel yani. Çok yok, güzel. Yok kumaş, şeyler. Kesinlikle kumaş. Evet, zaten daha iyi bir kumaş seçtikleri için biraz ağır olmuş. Evet. Diğer kumaşları hani su geçirgenliğine garanti veremedikleri için buna garanti veriyorlar. Bunu al, kur, bir ay içinde yat. Evet, aynen öyle. Yat yani, kal. Yat, evet, kal. Evet. Dağda kal, hiç sıkıntı yok. Yeter ki yiyecek içeceğin olsun. Çıkıyoruz. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Çıkalım. Hadi. Hadi bakalım. Tabii ki beni burada bırakacak değildi. Beni bırakmadığın için teşekkür ederim. Başta acısı.